şeyde zaten beraberdik sizinle. Edirne Spor Gençlik Kulübü'yle Büyükçekmece Arası'nda. Evet. Bunları isterseniz böyle bir sıraya koyarak spor severlerimize, izleyicilerimize sunalım. Çünkü biliyorsunuz bizim programlarımız bir kere öncelikle radyosu 92.2'de yayınlanıyor. O esnada bunu Edirne'de herkes, hatta ben geçen de şeyden geliyordum, Balan'dan gelirken baktım Süloğlu'na kadar bizim televizyon çıkıyor. Bunu evet. Dedim, vallahi bravo ya, iyi televizyonda çalışıyoruz çünkü genel televizyon olduğu için. Evet. Orası yayınlamış oluyor işte bizim televizyon. Daha pardon, radyomuz. Onun arkasından da yine aynen televizyondaki psikolojiyi izleyenlere veren hem görüntüyü hem sesi olan ve bir de istediği zaman ve bir sene boyunca yayınlanan internet adreslerimiz var. İnternet ortamında bir yıl boyunca istediğiniz zaman seyredebiliyorsunuz. Evet, evet. Bunları siz de tabii seyrediyorsunuz. Yani onun için ben izleyicilerimize söylüyorum. Canınız sıkıldığı zaman, ne zaman isterseniz isteyin. Alın elinize, çay mı içeceksiniz, kahve mi içeceksiniz? Geçin karşısına internetin, internet adresinin. Orada aynen televizyon büyüklüğünde, aynı şekilde onu izleyebilirsiniz. Ve böylece Edirne'nin gündemini de takip edebilirsiniz. Evet, hocam şimdi isterseniz şeyden başlayalım bir. Bal Ligi'ndeki haftanın maçlarına bakalım. Ondan sonra bir puan cephesi iyice yedikten sonra da Edirne Spor maçına geçelim. Evet. Şimdi Bal Ligi'nin ikinci yarısı bu hafta itibariyle başladı. Evet. Tabii bizi en çok ilgilendiren burada şehrimizin takımı olan Edirne Spor Gençlik Kulübü. Evet. Hafta içinde de bazı gelişmeler yaşandı. Evet. Daha sonra değineceğiz zaten. Orada değiştiğiniz tabii. Yani antrenör değişikliği yaşandı. O antrenör değişikliğinin takıma etkisi ne olacak, neler olmayacak gibi herkes bir beklenti içindeydi. Pazar günü, cumartesi pazar açık öğretim sınavları nedeniyle maç pazartesi günü alındı. Evet. 26 Ocak pazartesi günü saat 13.30'da 25 Kasım stadında oynandı. Puan itibariyle son sıralarda olduğumuz için bizim için hayati önem taşıyordu bu maçın sonucu. Büyükçekmece Belediyespor oynadık. Bunda da berabere kaldık ki maçın biraz sonra daha detaylarına indiğimizde çok daha böyle zevkli gol pozisyonu olan bir maç olmadı. Çok zevksiz bir maç oldu. Tabii ki herkes galibiyet bekliyordu maçta ama yine de en azından yenilmedik diyelim. Öyle bir puan, bir puandır diyelim. Keşke galip gelseydik, 3 puan alsaydık, evet. Çok daha iyi olurdu ama evet. Maalesef o galibiyeti getirecek oyunu sergileyemedik sahada. Evet, evet. Onun için de 1 puanla razı olduk. Evet, evet. Hocam zaten dikkat ederseniz ben gazetemde de şöyle yazdım. İlk defa böyle bir şey yazıyorum. Aslında biz hepimiz futbola aşık insanlarız. Futbol denilen bu olayda, bu spor etkinde bir şeyler oldu mu biz ondan zevk duyuyoruz. Tatsız, tuzsuz ve de golsüz bir maç dedim. Evet. Arkasına keşke bir satır daha atsaydım. Hiç kimseye de faydası olmayan bir maç. Evet. Şimdi bize faydası olmadı. Bu bir puan bizi sevindirmedi. Yani tabii konum itibariyle bir puan çok da sevindirmedi. Sevindirmedi. Öbür takıma bakalım. Hani biz tarafsız olmasını da bilen insanlarız aynı zamanda. Yani öbür taraf derken Büyükçekmece. Büyükçekmece Spor daima İstanbul'un amatör futboluyla profesyonel futbolun geçişleri arasında gitmiş gelmiş ama güçlü bir takımdır. İyi maçlar oldu. Değil mi efendim her zaman? O da bir aldığı sonuçtan memnun olmadı. Yani taraftarları da gelmişler. Ya 30. dakikadan sonra geldi. Enteresan bir taraftarlar maç. Evet. 30. dakikasıydı o zaman geldi taraftarları. Ekonomik olarak bizden çok iyi bir kere yani evet. Büyükçekmece takımı. Kadro kalitesi de öyle gözüküyor ama sahada o kalite sahaya yansıtamadı. Yani sonuca gidemedi o. Evet. Tamam topla çok oynadılar, çok baskın gibi gözüktüler ama işte maç boyunca iki tane pozisyonları vardı. Onun dışında çok net pozisyonları yoktu. Hocam biliyor musun bu Edirne Spor'un gerçekten rengi de forması da değişik olsa Edirne Spor denediği zaman buraya gelenlerin bacakları titriyor yani. Eski yılları akıllarına geliyor. O nedenle onlar da buradan öyle bir gördüm yani sanki beraberlikten acaba sevinerek mi döndüler diye düşündüm kendime. Aslında bu puan onlara yaramıyor. 3 puan alsalar belki yukarı doğru çıkarlar. Kesinlikle şu an 18 puanları oldu ve 21 puanları olacak. 20 puanları olacaklardı. Onlar için de bir avantaj olacaktı ama bence bu 1 puan iki takıma da yaramadı. Yaramadı. Çok güzel. Çok güzel. Vallahi aynı şey.
Peki diyelim seyirci neydi? Seyircinin tek beklediği ya isterse dünyanın en kötü oyunu oynasın ama 3 puan alsın. Bugün hepimiz aynı şeyi istiyorduk. Evet. Hepimiz aynı şey. O da olmadı. Güzel futbol da oynanmadı. Şimdi hocam aslında şöyle bakmak lazım. Şimdi Edirnespor'un sene başındaki yani 2014-2015 sezonunun sene başından beri gidersek Edirnespor'un kat ve kalitesiyle bundan sonra çok iyi oyunla çok iyi galibiyetler beklemek bana göre çok zor. Tabii. Artık biz bundan sonra iyi oyunu geçtik. Bize 3 puan lazım. Puan lazım. Yani kötü oynasın. Hiç pozisyona girmesin ama bir tane pozisyona girsin onu da gol atsın bizim için yeterli. Evet. Ki takımın kümede kalması için bunlara da ihtiyacı var. Ama bu maçta diğer maçlara nazaran biraz daha sanki böyle pozisyona giremedi takım. Değil mi? Evet. Şimdi bakın burada bir şey daha var. Hatırlıyorsanız aklın yolu biridir. Biz sizinle beraber burada ilk başladığınız haftalarda bir şey yaptık, bir değerlendirme analiz yaptık. Burada dedik ki bir tek Babaeski Spor var. Bizim dikkat etmemiz, hesaba katmamız gereken takım. Bugün işte bakıyoruz, bu ancakta bakıyorum. En altta 3 takım. Bizim yanımıza daha yukarılarda, orta sıralarda olan Babaeski Spor gelmiş. Evet. Yani şunu demek istiyorum, diğer takımlar da yani bizim rakip olabilecek takımlar da puan topluyorlar, puan almaya başladılar. Bir tek Babaeski Spor kaldı, Anafartalar düştü. O zaman ne oluyor? Diğer takım Babaeski ile Edirne Spor Gençlik Kulübü'nün arasındaki yapılacak olan maça bağlanmış oluyor. Şimdi böyle değil, ne diyorsun? Aynen öyle. Şimdi Babaeski Spor sezonu iyi başladı. Evet. Aslında yani ilk 3 haftada, 4 haftada 7 puan topladı ki onların ekonomik gücüyle, kurdukları kadro kalitesiyle çok iyi puan. Evet. Ama ondan sonra takımda belli bir düşüş başladı zaten. Takım kalitesi belli. Onlar da çok büyük paralar harcayan bir kulüp değil. Evet. Onlar işte Tekirdağ, Kırklareli, Edirne civarında, işte amatör kümede, genç, yetenekli oyuncuları buluyorlar. 4-5 yıldan beri de böyle gidiyor zaten. Onların bir anlayışı var. Çok dışarıdan oyuncu almıyorlar. Evet. Çok büyük paralar da veremiyorlar zaten. Kendi yağlarıyla kavruluyorlar. Her sene de düşmekten kurtuluyorlar. Orta sıralarda bitiriyorlar. Ama şimdi ikinci yere başladıktan sonra onlarda da yani belirli bir düşüş var da evet. Kadro kalitesi belli ediyor. Şu anda bize en yakın rakip olanlardan bir tanesi Babaeski Spor oldu. Puan evet. itibariyle. Yani bizim bir puan üstümüzde. Evet, evet. Onunla ilgili de işte bu önümüzdeki hafta Edirne Spor, Bölebeşe Belediye Spor'a gidecek. Ondan sonra içeride Babaeski Spor olacak. Demek ki o iki maç hocam. Üzerinde evet, sıralı evet, duralım programlarda. Kesinlikle bizim kader maçlarımız. Kader maçlarımız. Bizim lig sonundaki sıralamamızı belirleyecek maçlardan ikisi bence. Gerçekten çok doğru söylüyorsunuz. Hatırlayacaksınız geçen sene, evvelki sene de ben Babaeski maça giderken şöyle bir yazı yazmıştım. Sonra da onların hocaları bana hocam dedi, çok doğru bir cümle yazmışım dedi. Yazı o yazılarımızı okuyoruz, programlarında dinliyoruz dedi onların hocası. Şöyle söyledi, ben şöyle yazmıştım. Babaeski Spor ligin en zayıf takımını yenilecek, en güçlü takımını da yenebilecek bir takımdır. Evet. Sağı solu belli değildir. Onun için giderken %100 galip gitmeyelim demiştim. Oradaki maçta yenildik. Bir de geçen seneki kadro çok iyi bir kadroydu. Ona rağmen de ikide evet. mağlup olduk orada. Orada yenildik. Onun için bunu unutmamak lazım. Babaeski Spor'u ya nasıl olsa yeneriz. Onu geçtik mi küme düşmeyiz düşüncesi de yanlış. Aman kesinlikle. Dikkat etsinler. İdareciler dikkat etsinler. Bizim çünkü aklımıza gelen başımıza gelir. Çünkü aklımın yolu birdir daima. Babaeski Spor'a tekrar burada dikkat ediyorum. Bundan sonra en büyük rakipler olarak göz önüne alsınlar. Ona göre çalışmalarını her şeyini ona göre yapsınlar derim. Sen ne diyorsun? Şimdi anladım. Hocam şöyle, yani gruba bakınca ikinci yere 12 maç oynayacak. Bir tanesi var, 11 maçımız kaldı. Bundan sonra bir puan değil, bir golün bile bence çok önemi var. Çok doğru. Kesinlikle ona artık tabii takımın antrenörleri de, yönetim kurulu da, hatta futbolcuları da bunun farkındadır. Onu çok doğru söylüyorsunuz. Kesinlikle bir golün bile çok önemi olacak. Yarın özellikle kendi arasında oynadıkları maçlarda bir golün ne kadar önemli olduğunu belki de küme düşmemeye götürecek durumlara bile gelebilir. Efendim biz Babaeski'de bu sene 1-0 mı yendik, 2-1 mi yendik? 2-1 yendik. 2-1 yendik. Demek ki burada 1-0 yenmemiz bize yeterli olacak. Yani, en azından 2 ile beraber. O yönden çok şeyler. Yani gol yemeden golle yenmemiz lazım. 2000 yenilirsek gene beraber oluyor durum. Başka şey var. Ondan sonra genel averaja bakacak. Ama 3-2, 4-3 gibi
burada onları yenmemiz dahi yetmiyor. Yetmiyor. Evet. Değil mi? Çünkü deplasmanda daha çok rahat oluyorlar. Aynen öyle olmuş. O şekilde oluyor. Ona dikkat etmemiz gerekiyor derim. Şimdi efendim, isterseniz yavaş yavaş hocam buradaki maça geçelim. Veya sonuçlarını söyleyelim, puanlarını söyleyelim, ondan sonraki sonuçlara bir bakalım, gruptaki durum ne dedi? Evet, grubumuz oynanan maçlarda Karadeniz Demir Spor 1, Çınarlı Spor 1. İsterseniz maçlarında kısaca üzerinde normal beklediğimiz bir sonuç mu olmuş yoksa anlam ihmal eden bir sonuç mu? Vallahi hocam şimdi puan olarak birbirine yakın takımlar bence ev sahibinin kaçırdığı bir maç. Evet. Ama Çınarlı Spor'da İlk hafta bizi yendi 2-1, geçen hafta yani ikinci yarı ilk maçında. Şimdi de deplasmanda 1 puan aldık ki onlar için iyi puan, 2 maçta 4 puan aldılar. Bence Çınarlı Spor için iyi bir beraber, 1 puan onlar için iyi deplasmanda alınan. Ve üstelik bu maçımız dışarıda oynadık mı efendim? Oynadık. Hangi? Çınarlı maçı. Çınarlı maçını oynadık geçen hafta. Onlar maçlarımız bitti. Bitti, evet. Şu anda biz Çınarlı maçına... Burada 1-0 yendik, orada 2-1 yenildik. Biz onlara üstünüz. Evet. Bu maçları hep yapmamız lazım. Bizler de evet, spor severler. Sevgili izleyicilerim, sizler de biliyor ki bu bilinçli olarak izliyorsunuz. Demek ki Çınarlı'yı geçmiş durumdayız. İki beraber öndeyiz. Evet. Şimdi bu hafta da ufak bir puan aldı, bir de bir puan aldık. Gene aradaki fark bozulmadı. Bozulmadı, evet. Demek ki Çınarlı'yı çantada keklik olarak kabul etmememiz lazım. Evet, yani zaten onlar puan olarak da bizim 2 puan üstünde. Şu anda 14 puanları var. Bizim evet. 12 puanımız var. Evet. Tekirdağ Spor 3, Çengelköy 0. 0. Çengelköy son 3-4 haftanın lideri. Evet. Ama 2 haftadan beri mağlup oluyor. Geçen hafta kendi sahasında Erol Spor'a mağlup oldu. Bu hafta da deplasmanda Tekirdağ Spor'a mağlup oldu. Bir anda kendini 3.'lüğe kadar puan olarak indirdi. Hocam bir de bir takım daha var orada benim korkuda. Rakibimiz bizim Erol Spor. O nasıl gidiyor? Erol Spor da bugün bu hafta ana farkları 5-0 yendi hocam. Aa, o da daha çok ileri gitti. Onlar da tabii yani geçen hafta Çengelköy deplasmanında yendiler 1-0. Bu hafta da içeride ana farkları 5-0 yendiler. Onlar da 2 maç daha puan topladılar. Gitti yani. Yani gitti derken kaç puan var arada? Onlarda 15 puan var. Aramızda 3 puan var. 3 puan. Evet ama bunları bu iki tane maçı mı aldığımızdaydı normalde. Maçımız nerede hocam Erol Spor'da? Erol Spor'da burada oynayacağız. Burada oynayacağız. Evet. Evet, o maç da çok önemli. Evet, kesinlikle önemli. Tekirdağ Spor'u tutmak lazım. Bir maç eksik derken dinlenmeyi geçen hafta yaptı evet. Onlar. Bu hafta da Boğaziçi Spor dinlendi. Bir maç eksik olmasına rağmen 26 puanla 4. sırada. Evet. Tekirdağ Spor'da da sevgili bizim Elin'in yetiştirdiği yetenekli oyuncularından bir gol, 2 asist oynamış bu hafta. Evet. Onu da tebrik ediyoruz. Tabii, onu da haberini aldık. Bir zaten. Her zaman burada oynasaydı dediğim adam benim şahsen yani evet. Ama bir türlü onu Edirne suyundan, havasından değil, onu yetiştirmenin çünkü yetiştirmek için babasının ve o takımın gayretlerinden başka bir gayret görmüyor mu? Evet. Bu geçmesi için. Babası da onu yetiştiren ama yine de biz Edirne'de yetiştirdiğini söylüyoruz. Evet yani. Onlar olsun çok isterdik ama olmadı. Kocaeli Spor 1, Kozlu Belediye Spor 0. Kocaeli Spor'da bu galibiyetle liderliğe yükseldi. Evet. Arnavutköy Belediyesi Gençlispor 2, Ergene Belimeşe 1. Bu da uzun süre Ergene Belimeşe 1-0 galip olmuş. Daha sonra 2 tane gol deyip mağlup olmuş. Onu da öyle haber aldım. Ergene Belimeşe'de yani onun üstünde çıkmamız düşünülecek bir şey, az düşündüğüm bir şey. Yani. Yok hocam, onlar 5. sıradalar şu anda 23 puanları var. Ki onlar zaten iyi takım bence, kadro olarak da iyiler. Bizim rakibimiz değil onlar. O zaman çok net gözüküyor hocam değil mi? Durum altlara baktım da bayağı net olarak gözüküyor yani. Edirne Spor bir Babaçki mücadelesi göze çarpıyor. Şimdi en yakın olarak o göze çarpıyor ama şöyle alttan bakarsak ana farkların 4 puanı var. Edirne Spor 12 puan, Babeski 13 puan, Çınarlı 14 puan, Erol Spor 15 puan, Karadeniz Ereğli Belediye 17 puan, Büyükçekmece 18 puan. 18. Bence işte düşecek takımlar bunlar içinde belli olacak. Ama üst sıralarda olan takımlar biraz daha avantajlı çünkü puan olarak avantajlılar. Evet. Bence sizin de söylediğiniz gibi bizim burada en büyük rakiplerimizden bir tanesi Babeski. 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 Evet. Çok ilerinden bir kadar yaptım hocam. Aksi takdirde bambaşka durumlar olacak. Gerçi şöyle gözüken ufukta bir şey var.
acaba Edirnespor Gençlik Kulübü'nün bu gidişi kötü olur da iki tane Edirne takımına var mı arkadaşlar şey düşerse ne olur diyor. Ama baktığınız zaman şeye çıkanlar da yine Edirne'yle şey takım oluyor. Tabii şimdi Edirne'nin Balligin'le kontenjanı iki takım. İki takım. Şu anda Edirnespor Gençlik Kulübü ile Keşan Anafatara Spor Kulübü temsil ediyorlar. Eğer bu iki takım düşerse, Anafatara Edirnespor Gençlik Kulübü, Edirne Süper Amatör Kulübü'nün birincisi ve ikincisi otomatikman Balligin'e girecekler. Evet. Doğrudan iki Edirne takımı girecek, iki Edirne takımı. Aynen öyle olur. Yani eğer düşer olur. Yani alternatiflerini de böyle gözünde bulunduralım ki, tabii Edirne'nin en hayırlısı, Güneş neye hayırlısı neyse o olsun diyor. Kesinlikle. Evet. Buyur hocam, devam edin. Şimdi puan durumuna bakarsak, bence en büyük çekişme, bizi ilgilendiren çekişme aşağıdaki düşme tehlikesi. Evet. Düşme tehlikesine gelince de Edirnespor hafta içinde bir antrenör değişikliği yaptı. Antrenör değişikliği tabii 3 günde çok takıma sıraya koyacak gibi gözükmüyor. Yani evet. Kimsenin elinde sihirli değnek yok. Çok haklı. 3 günde de takımı değiştirip galip gelecek, çok karatacak bir takım yaratmak o kadar da basit bir iş değil. Bu zamanla yapılan çalışmaların ürünlerini maç sonuçlarına göre göreceğiz. O zaman daha iyi değerlendiririz. Şu anda da yeni gelen antrenörle ilgili çok fazla bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü öyle bir ortam olmuyor. Evet hocam. Ona dayanarak ben de aşağı yukarı senin paralelinde şunu söylemek istiyorum. Şimdi antrenör gelmeden önce birçok spekülasyonlar, şunlar bunlar yapılır durur. Şu şurada oynamış, burada oynamış, şu gelmiş, şu göstermiş, bu göstermiş falan. Burada şu andaki ben gazetelerinden de bunu yazdım. Sağ olsunlar Edirne'li spor sözlerimize rağbet ediyorlar. Çünkü daima en doğrusunu yazma çalışıyoruz. Şimdi bu hocamız hakkında bir kere şunu söyleyelim ki hocamızın ayrılması zaruriydi. Neden zaruriydi? Çünkü daha eskiden beri Sırat'ta hoca istifa, hoca istifa diye devamlı çok erken olduğu halde ikazlar başlamıştı. Hocamız Mustafa bunlardan fazla etkilenmedi ve gayet iyi giderek bir devre sonunda hiç değilse takımı maç yapabilecek bir seviyeye getirdi. Onu da herhalde hem fikir bilmiyoruz. Yani hiç değilse maç yapabilecek bir seviyeye gelmişti. Hatta şöyle bir şey var, ben onun hesabını yaptım da hiçbir takım buna başaramadı. Zonguldak gibi en zor bir deplasmanda, deplasmanın iki takımından içeriden 6 puan aldı. Evet. Yani biri gerçi şeyden sonra, hadiselerden sonra mahkemenin başında. Yani ilk böyle olmasına rağmen yine de 6 puan almış bir takım ki o hale gelebilmişti. Ama son andaki buradaki maçtaki kötü sonuç bir anda hoca ayrılığına şunlara bunlara neden oldu. Burada sebebi şuydu. Şimdi biz tabii hoca olarak sen de hocalık için çok yaşadın. Ben senden daha çok iyi yaşadım hocalık yetişimimizde. Biz hocaların daima istifa ettiği zaman üzülürüz bir takım başına gelmiş hocam. Çünkü evet. Şuna inanırız daima biz. Bir hoca bir takımda ne kadar çok fazla kalırsa o takıma o kadar faydalı olabilir. O nedenle de öncelikle bir kere üzülürüz. Bu nedenle Mustafa'nın ayrılmasına da üzüldüm. Ama şöyle bir durum vardı ki burada ligler başladığı zaman bu da mecburen oldu aslında. Ya bu takımı ayağını yorulduğuna göre uzatması lazım. Aksi takdirde geçen sene gibi para harcayacak ne kaynak var ne de yapabiliriz demişti. Bu doğruydu. Bunu böyle yapmaları gerekiyordu. Lige başlarken söylenen buydu. Gayet doğruydu. Ama böyle bir şey yapıldığı zaman bir de şunu unutmamak lazım. Edirne'nin spor kamuoyu başarılara çok alışmış. Hep şampiyonluk mücadeleleri yapmış. Bunun için her türlü fedakarlığı yapmış bir takım olduğu için ne olursa olsun eninde sonunda 2 hafta sonra, 3 hafta sonra, 5 hafta sonra şampiyonluk veya başa giden iyi sonuçlar, başa giden iyi sonuçlar ister. Bunu göremediği zamanda da başlar bu sefer antrenörü çekmek. Çünkü başarısının faturası daima antrenörü çıkarılır. Nitekim burada da öyle oldu. Bu nedenle ben şimdi Mustafa'ya başarısız oldu da ayrıldı kesinlikle diyemiyorum demem. Öyle tahmin ediyorum, sen de bunu demezsin, değil mi hocam? Bu süreç meselesi. Şimdi değil yani mi? Bu işi sene başından beri aldığımızda herkes sonuca bakıyor. Evet. Yani hafta sonunda takım mağlup olduğu zaman antrenör kötü.
Aslında bu iş böyle değil. Yani sene başında bir ay kala bu takım lige katılacağı belli oldu. Oyuncusu yok, hocası yok. Alelacele hoca bulundu. Hocayı taraftarı kabul etmedi bu süreçte. Ama yönetim bunun arkasında durdu ki bunu defalarca da burada söyledik canlı yayınlarımızda. Yönetim iyi bir iş yaptı aslında o zaman. Antrenörün arkasında durmakta. Evet, evet, evet. Çok büyük bütçesi yok. İşte diğer takımlar, Bal Ligi'ndeki takımlar herkes transferini yapmış. Oyuncular, iyi oyuncular gitmiş, kaliteli oyuncular. Artık acele yapılan transferlerle bir takım kuruldu. Evet, evet. O acele yapılan takım transferlerle de bu takım kamp görmedi. Burada hazırlandı lige. Bir ayda iş bitiren transfer yapacak hali yoktu. Yok, öyle ekonomik gücü yok. Evet. Bir ayda hem takım kuruldu, hem antrenman yapıldı, hem hazırlık maçı yapıldı, hem lige katıldı. Bu bir kere, bunu futboldan anlayan herkesin bilmesi gerekiyor. Onun için de yönetimin sene başında söylediği şeyler hakikaten doğru şeyler. Evet. Yani biz bu takımı ligde tutalım. Bizim için en büyük başarı bu. Strateji doğruydu. Ama kurulan ekonomik güçle kurulan kadro kalitesi Bal Ligi'nin çok altında kaldı. Şimdi hocam bir de şu var. Çok güzeldi. Aynı düşünceleri paylaşıyoruz. Şu anda bir kere yönetimin ne olursa olsun en kısa zamanda görevi hocayı bulmaktır. Değil mi efendim? Evet. Bu kadar kısa zamanda bu imkanlarla ne kadar hoca bulunabilecekse onun için gerekeni yaptı ve hoca buldu. Şimdi bu hocanın zamanında mukavelesini de yaptı. Böyle vakit kaybetmeden ilk maçta da takımın başında çıkardı. Demek ki bu yönden yönetim yapacağını yapmıştır. O nedenle bu antrenör yönünden hoca öyle şeye takma ilerleyip bir şey söylenemez. Ama şurada eleştirilecek benim kişisel olarak eleştirmem gereken şu var. Şimdi madem böyle bir hoca değişikliği ben zannediyorum böyle bir gün iki gün içinde oluşan bir şey değil. Bunun öncesi de var herhalde. Yani eğer bir hoca değişikliği olacaksa düşünüyorlardıysa eğer düşünmüşlerse işte, devre bittikten sonra yeni hocayı bulup yeni hocanın oyun sistemine göre işte 4-5 tane oyuncu alıp ikinci devreye de yeni hocayla hazırlansaydı belki biraz daha doğru olurdu diye düşünüyorum. Doğru, haklısın. O fırsat bir kere geçmiş fırsat. Geçmiş fırsat. O fırsat geçmiş fırsat. Bir de son iki haftada hani alınan o iki tane 6 puan dedim demin hani böyle bir sonuç da var. Bayağı işleri iyi gidiyor gibi gösterdi. Bir anda ayrılmak konusuna da gelince ben Mustafa'yla da görüştüm. Ben açıkça söyleyeyim, ben spor kompet olursun. Şöyle görüştüm, yani durumuna, psikolojik durumuna bakayım diye. Mustafa zaten bu istifalardan sonra yavaş yavaş takımdan ayrılması gerektiğini kendisi düşünmüşse. Ben düşündüm acaba. Yavaş düşünüyorum. Ben ayrılmasam onlar beni dedi, ayıracakları daha kötü olacaktı. O nedenle takıma engel olmamak için, bundan sonra bu şekilde ancak yardım yapabileceğim için ayrılmayı düşündüm dedi. Ben de gerçekten Mustafa'nın bu tutumunu da beğendim. Çünkü kolaylık gösterdi yani. Hocam şöyle yani, bir kavgalı bir ayrılma değil. Değil. Yani Mustafa Hoca biliyorsunuz yıllarca burayı hizmet etmiş bir arkadaşımız. Evet. Aynı zamanda meslektaşımız. Yönetimle kavga edip görevine son verdi. İşte çok kötüydün falan o anlamda değil. Değil. Her şey karşılıklı. Zaten diyemez kimse. Evet, Mustafa Hoca da bu takıma bir kan değişikliği iyi gelir düşüncesiyle. Aynen. Bu kararı aldı. Bu kararı da yönetimle iletti. Yönetimde kabul etmiş. Onun için de bunun herkes hayırlı olmasın diliyoruz. Biliyorum. İnşallah takıma olumlu yönde yansır. Aynen katılıyorum. Şimdi gelelim yeni hocamıza. Şimdi yeni hocamız için kimse bir şey söyleyemez. Ben böyle şuradan gelmiş, buradan gelmiş gibi herkesin kendi kafasına göre bir şeyler söyleyip ortalığı bulandırmasını da doğru buluyorum. Onun için biz bu program olarak en iyi şekilde hoca kimdir, nereden gelmiştir, ne zamandır başlamıştır, onları tespit ettik burada. En doğru şekilde federasyon kayıtlarını gösterdik. Ve burada kısaca şunu vereyim. Hocamız 42 yaşındadır hocamız. 33 Mayıs 2008 yılında iki mukavelesi yapmıştır. Önce Boş takımı, yani Boş dediğimiz Bursa'nın önemli bir sanayi kuruluşudur. Bu sanayi kuruluşunda önce ilk mukavelesinde hocam teknik danışman demeyeyim de bölgesel bir teknik koordinatör olarak orada o görev yapmıştır. Onun arkasından iki sene arka arkaya
bayanlar takımı çalıştırmıştır. Yine o orası da gençlik spor kadınlar takımı teknik sorumluluğunu yapmıştır. Ona iki sene arka arkaya yapmıştır. Onun arkasından hocamızın eline iyi bir fırsat geçmiştir. Çünkü o zaman biliyorsunuz Edirne Spor'un bulunduğu grupta Altınova'da vardı zaman zaman bazen. Ben antrenörlük yaptığım gruptaydı. Değil mi efendim? Bizde evet, Yalova Altınova Spor. Yalova Altınova oradaydı. Orada da iki sene çalıştı. Buradaki mukavele dördümüzü var. Onun arkasından hocamız Keşan Spor'a geldi. Keşan Spor'daki tarihinde 12 Eylül 2013 ile 20 Ocak 2014 tarihleri arasında Bağlı antrenör olarak mukavele imzaladı. Hatta buradan bizim çok sevdiğimiz arkadaşımız Melih Altınok'ta gitti. Onun yardımcılığını yaptı. Onun yardımcılığını yaptı. Orada da hocamız fazla kalmayarak oradan ayrıldı. Burada tabii dikkatimizi çeken bir şey, hocamız pek fazla boş kalmadı. Devamlı antrenörlük buldu, kolaylıkla antrenörlük buldu. Yani bunu şu şekilde şimdi biz iyi yönden yorumluyoruz. Gerçekten spor kamuoyu tarafından demek ki istenen bir antrenörmüş, boş kalmadan antrenörlük bulmuş diye bunu böyle imsel yönden bakarak düşünüyoruz. Çünkü antrenörlük yaptıkça ancak bizler diye anlayabiliriz. Bizler böyle bedava buluşacak adamlar. Tabii ki yani bir insan kadar çok çalışıyorsa evet, o kadar evet, kendini geliştiriyor diyebiliriz. Ondan sonra Çiftlikköy Belediye Spor takımında da antrenörlük yapmaya başladı. 9 Ekim 2014 ile 31 Mayıs 2015 tarihleri arasında en son mukavelesini yine bir amatör takımla imzaladı. O mukaveleyi tahmin ediyorum ki bozmuştur ki burayı da hikaye itibariyle evet. Tabii bu buradan bir imzalayabildi ve geldi buradan imzaladı. Hocamızın durumu budur. Bundan başka. Çiftlikköy Belediye Spor da Bal Ligi'nde bizim Ayşe Kadın Gençlerimizle beraber oynadığımız takımlardan bir tanesi. Evet, o da var. Demek ki hocamız amatör liginin en yüksek seviyesi olan Bal Ligi'nde de görev olarak görev yapmış. Binaenaleyh burada şimdi faydalı olur olamaz gibi neticelere bakmadan, davranışlarına bakmadan, oyun içinde bizim tribünlerimizde futboldan bilenler de çoktur. Oyuncu değiştirmeleri nasıldır, nasıl değiştiriyor, davranış nasıldır bunlara bakarak zaten hocamızın durumu meydana çıkacaktır. Şu anda herkesin olaylara bakarak, sonuçlara bakarak bir fikir vermesi lazım. Önce olumlu bakacağız hepimiz, değil mi efendim? Hocam, şimdi bizim işimiz, kendi şehrimizin takımına antrenör olarak kim gelirse gelsin. Evet. Bu ilk önce bizim meslektaşımız. Tabii. İkincisi de, tabii, biz bu şehirde yaşadığımız için, bu şehrin başarısı bizim için önemli. Evet. Gelen insanlar, bu gelen antrenör arkadaşımız da yönetimin tasarrufuyla gelmiştir. Buna da saygı duymak lazım. Evet. Yönetimin verdiği karara saygı duymak lazım. Bu saygıyla beraber de biz de bu takım için elimizden geldiği desteği hem kulübe, hem oyunculara, hem antrenöre vermemiz lazım. Evet hocam. Şimdi baktığımızda bir taraftan bir şey yapıyor. Ben gene bu maçı dün gittik beraber. Sen orada işte maçı izlerken ben bir maçın hemen sonuna doğru geldim gazeteye. Evet. Orada şimdi ben kendi fikrimi soracak olsam çok söz söyleyeyim. Ben valla antrenörlük yaşamamın en kötü maçlarından birini seyrettim diyorum. Zeksiz. Ne tadı, ne tuzluğu var, zevksiz evet, diye yazdım, gol de yok diye yazdım. Bir de hocam, bu sadece benim kendi fikrim, senin de fikrin ne bu maç hakkındaki? Yani nasıl görüyorsun bu maçı? Çok kısa olarak şu tane. Hocam, çok teknik olarak çok fazla inceleyeceğimiz bir maç değil. Yani bizim kulübün durumu belli. Puan olarak zor zamanlar yaşıyor. Onun için şimdi seyircide, medyada, Edirne halkına takımın galip gelmesini istiyor. Bizim takımın zaten belirli bir kalitesi var. Böyle çok yüksek kaliteli bir takım değil. Ama şimdi gönül istiyor ki işte rakip yararına gitsin, orada oynasın, pres yapsın, pozisyonuna girsin. Ama bu kadroyla onları becermek bence çok zor. Hocam bunları yapmam başladıydı da ama bu maçta o oyun şekli gibi bir şeyler gördün mü sen? Hiç görmedim. Hiç öyle bir pozisyon olmadı. Zaten olmadı. Takım gol pozisyonuna da giremedi. Biraz sahanın ağırlığının da etkisi vardı belki ama iki takım içinde. Bizim takım 90 dakika boyunca gol pozisyonuna giremedi. Giremedi. Evet. Rakip takım biraz deneyimli ama rakip takımın da o deneyimli sahaya yansıtıp böyle çok ezici bir üstünlük kurmadı bizim takımın karşısında. Tamam topa çok hakimlerdi. Al ver yaptılar ama işte 90 dakika boyunca iki tane net pozisyonlar var onların da. Evet. Bir tanesini bizim defans oyuncusu sonunda, biri sonlarda. Evet, birisini kaleci çıkardı, iyi bir refleks yaptı. Diğerinde defans oyuncumuz
iyi geldi arkadan, ayağını koydu, korner attı topu. Evet. Rakip takım için en önemli pozisyonlardan iki tanesiydi. Başka da bizim takımın hiçbir tane pozisyonu olmuyor. Çok çok haklıyım. Fazla da size şey yapmak istemiyorum. Çünkü bir taraftan da amatör takımlarımızın antrenörleri, idareleri bekliyorlar. Hemen isterseniz şeye geçelim. Bizim amatör kümeye geçelim. Amatör maçlara geçelim. Bir önce sizden sonuçları ve puan cetvelerindeki durumları kısaca alalım. Ondan sonra da özellikle bu Edirne Spor Kulübü'nü bir ben izledim, biraz edeceğim. Onu şey yapayım. Şimdi Edirne Spor Amatör Kulübü'nü ve birinci amatör A ve B grupları bu hafta başladı. Onlar devre arasında çıktılar. Sonuçları söyleyelim önce. Evet. Yıldırım Gençler Birliği 1, Edirne Spor 3, Saraçhane 1, Tunca Spor 4, Keşan Spor 15, Yeni Kazanova 0, 18 Kasım 2, Karaçarda Spor 5, Subaşı Spor 2, Uzunköprü Spor 1, İpsal Osmanlı maçı da komite iptal etti. Muhtemelen hava şartlarından dolayı iptal etti. Evet. Puan değerleri nasıl okuyorsun hocam? Puan değerleri ana hatlarıyla söyleyelim. Zaten sene başından beri at başı 3 tane takım var. Evet. Biri Edirne Spor, diğeri Keşan Spor, diğeri de Karaçarda Spor. Şu anda da sıralamada Edirne Spor 32 puanla lider durumda. Onu 29 puanla Keşan Spor takip ediyor. Onun arkasında 26 puanla Karaçarda Spor var. Evet. Bunları zaten Süper Amatör Kümede sene başından beri oyuncu kalitesiyle dedik de şampiyonluğu oynayabilecek kadro yapıları var. Zaten 3 takım da ilk maçtan beri ilk 3 sırayı paylaşıyorlar. O zaman kardeşim söyleyelim. Şu bizim süper amatör, pardon belgesellikteki takımlarla bu takımları bir ele alıp dördüren lig sonunda hem öbür balı gibi bittiğinde hem bu lig bittiğinde amatör lig bittiğinde neler olabilir? Gelecek. Şimdi bütün şeyleri söyleyelim. O 4 takımın alternatifini söyleyelim. Evet. Şimdi Edirne biraz önce de söyledik. Edirne'nin Bal Ligi'nde kontenjanı 2 takım. Şu anda bu 2 takım birisi Edirne Spor Gençlik Kulübü, diğeri de Keşan Anafartalar Spor Kulübü. Evet. Puan durumuna baktığınız zaman Bal Ligi'nde şu anda Anafartalar 4 puanla sonuncu, Edirne Spor Gençlik Kulübü de 12 puanla sondan ikinci. Evet. Yani şu anda puan olarak düşmeye aday 2 takım gibi gözüküyor. Evet. Eğer Bal Ligi'nde Anafartalar Spor ve Edirne Spor GK küme düşerse direkt Edirne Spor Amatör kümesinde 1 ve 2. olan takımlar otomatikmen Bal Ligi'ne çıkacak. Bir kere ikisinden çıkma durumu var. Var, kesinlikle var. Ama ikisinin birine düşerse ikisinin birine çıkma şansları var. Tabii. Bir de şöyle, diyelim ki, farz ediyoruz şimdi. Bunlar hepsi alternatif olabilecek şeyler. Tabii. Anafartalar düştü. Edirne Spor GK düşmüyor. Anafartaların yerine Edirne Süper Amatör Kümesi'nde birinci olan takım otomatikman Bal Ligi'ne çıkacak. Çıkacak. İkinci olan takım da düşmeyen Edirne Spor Gençlik Kulübü ile baraj maçı yapacak. Düşmeyen de tabii. Düşmeyen takım da baraj maçı yapacak. O maçları kazanan Bal Ligi'ne çıkacak, kaybeden Edirne Süper Amatör Kümesi'ne gelecek. Oradan da demek ki iki takımın giremeyip girememesi şeklinde bir alternatif daha doğuyor. Her şartta Edirne yine önümüzdeki yıl Bal Ligi'nde iki takımla temsil edilecek. Evet. Bunlar da lig sonundaki puan sıralaması belirleyecek. Evet hocam. Şimdi o zaman ben fazla uzatmadan, madem bir dün ben baştan sona şey izledim, Edirne Spor maçını. Böyle bir ortam öncesinde, böyle bir mücadele önce nasıl gördüm takım? Şunu söyleyeyim bir kere. Edirne Spor takımı henüz tam anlamıyla böyle bir şampiyonluğa hazır bir atmosfer içinde değil. Futbolcularda hafif bir tereddüt var, idarecilerde bir tereddüt var. Kendileri de dün oradaydı, ben beraber nasıl ettim. Çünkü şunu düşünüyorlar, acaba şampiyonluk mücadelesinde biz burada ne kadar şey olabileceğiz, etkili olacağız ki bunda bu başarımız bu devre sonuna kadar devam etsin ve direkt olarak oraya girelim. Ya Keşan bize geçer de ikinci duruma düşersek bu sefer iki yılın takımı karşı karşıya gelecekler tekrar oraya çıkarmak için. Evet. O nedenle onlar da şimdi bir tereddüt var. Tam kendilerine güveni gelmemiş. Ben bunu gördüm. Evet. Biraz destek gerekiyor. Edirne'lilerden de kendi kafasıyla düşünen, kendine göre düşünceli olan kişilerden de eğer düşündüğü kişi Edirne Spor'sa, Sarı Kırmızı Edirne Spor'sa, ona göre bu takıma yardım etmek gerektiğini bilmesi gerekiyor. Şimdi diğer yönden eğer böyle bir şey düşünmüyorsa ve Edirne Spor takımı da böyle bir hazırlık içinde değilse, bana göre
dünkü kadroyla bazı yeni oyuncularla önümüzdeki sezon bölgesel lige girdiğinde oynama kadrosu aynı kadroyla, aynı kadroyla bölgesel ligde devam ettiremez hocam. Evet. Bu benim bilgim. Bunu gene sana sormak istiyorum. Ettirebilir mi hocam bu kadroyla? Hocam şimdi şöyle bir gerçek var. Evet. Yani Edirne'deki futbolun kalitesi son 10 yıldan beri gittikçe evet. geriye gidiyor. Bunu herkesin kabul etmesi lazım. Evet. Yani burada ligler oynanıyor. Birinci amatör, ikinci amatör, süper amatör, gençler ligi oynanıyor. Ama bizim diğer illerle mücadele edebilmemiz bu kalite yetmiyor. Yetmiyor. Kesinlikle yetmiyor. Bunun bir sürü sebepleri var. Onun için eğer burada süper amatör kümede şampiyon olan kadroyla Bal Ligi'nde devam etmek isteyen herhangi bir takım. Hangisi olursa olsun. Hangisi olursa olsun. Mümkün değil. Kesinlikle mümkün doğru, değil. Doğru, bu sözü güzel söyledin yani. Çünkü iki tane takım var şimdi orada evet. da. Biz şimdi yarımız birinden, yarımız birinden doğru söylemek gerekirse biz de spor adamı olarak herhangi birine böyle kendimizi saplandırmış olmayalım değil mi hocam? Kesinlikle hocam. Yani bu, bizim işimiz burada gerçekleri söylemek. Evet. Yani ben işte Ayşe Kadın Gençler Birliği ile Bal Ligi'ne çıktık biz bu spor evet. amatör kümede. Ama bizim Bal Ligi'ne çıktığımız takımın spor amatör kümedeki kadro Bal Ligi'ni kaldıracak kadro değil. Evet. Mümkün değil. Onun için takviyeler yapmak gerekiyor, deneyimli oyuncu almak gerekiyor. O ligde tutulmak için, o lig zaten artık dördüncü ligdi. Yarı evet. profesyonel bir lig. Bizim buradaki oyuncu kalitemiz, kesinlikle ben buradaki oyuncuları küçümsemek amacıyla söylemiyorum. Buradaki evet. oyuncu kalitemiz Bal Ligi'ni çok fazla kaldıracak gibi değil. Anladım hocam. Şimdi bir süper amatör ligin ortaya koyacağı sonuçlara göre neler olacak onu yaptık. Şimdi burada birinci amatör küme maçları var. Evet. Birinci amatör küme maçlarını çözdüm biz onu. Çünkü orada da çarşıda bir yeni kartoloji çekişmesi var değil mi? Evet. O da ona şöyle bir göz atalım. Birinci amatör küme A grubunda Çarşı Spor 4, Yeni İmaret 3, İbrik evet. Tepe 0, Yeni Kartuzlu 4, Karlova 4, Hafsa Spor 3. Burada Saray Spor'u bay geçirmiş. Buradaki puan durumuna bakacak olursak Yeni Kartuzlu 21 puanla lider durumda. Onu Çarşı Spor takip ediyor 18 puanla. Evet. Aralarında 3 puan var. Diğer 3. olan takım Hafsa Birliği'nde 12 puan var. Zaten şampiyonluk muhtemelen Yeni Kartuzlu ile Çarşı arasında geçeceği belli. Geçeceği belli. Bunların kendi arasında oynayacağı maç. Aralarındaki puan da 3. Evet, 3 puan. Mutlaka o zaman şeyin yenilmesi gerekiyor. Veya beklenmesi, mağlubiyet alması gerekiyor. Evet. Yeni Kartuzlu. Evet, aynen öyle olması gerekiyor. B grubunda da bu hafta bir tane maç oynanmış. Kirişhane Yeni Mahalle'yi 4-1 yenmiş. Orada da Enes Spor 13 puanla lider, DC Spor yine 13 puanla averajla 2. sırada, Doğran Spor 12 puanla 4. sırada, Kirşane 11 puanla, Doğran Spor 3. sırada, Kirşane 11 puanla 4, Yeni Mahalle 10 puanla 5. sırada. Evet, evet. Diğer grubunda bir puan yok. O kuracak. Bu işte birinci A grubunu söyledi. B grubunda, tamam. Evet, B grubunda da Enes'de DC'yi tamam. 10'şer puanla Averel'de 1 ve 2. sırayı paylaşıyor. Hocam şimdi üniversitemize geçelim hemen. Üniversitemizde indiği zaman tabii aklımıza üniversitemizin önce bir takımı var. Basket geliyor. Sizin de tabii bu buradaki görevlerinizden biri de üniversitenin spor etkilerini belirtmek oluyor. Duyurmak oluyor spor sorularımıza. Bu hafta bir maç var çok. Evet. Dikkatimi çekiyordu. Sizin de bekliyordu, çekiyordu. Aslında bu hafta iki tane maç var. İki. İlk önce madem... Üniversite tabii. Bütün basket olarak ele alalım. Üniversiteyi evet. sordunuz. Üniversiteyi söyledim. Trakya Üniversitesi Melih Spor bu hafta Batman Petrol Spor 82-70 burada yendi. Çok güzel bir galibiyet. Evet, çok iyi bir galibiyet. Zaten bunda deplasmanda bir sayı farka gelmişti daha önce de. Evet. Onun için takımı tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Aslında benim size söylemek istediğim Edirne Belediyesi Edirne Spor Fenerbahçe maçı vardı burada. Cumartesi günü saat 17'de Mimarsan Kapalı Spor Salonu'nda. Evet. Ben de eşimi, kızımı aldım. Ben de gittim maça. Ben de gelecektim güya. İnanılmaz bir atmosfer. Diyorum başka severlerden gidemedim. Evet. İnanılmaz bir atmosfer var. O kadar mutlu oldum ki inanamazsınız hocam. Orada 2500-3000 seyirci varsa bunun yarısı bayan ve çocuk. Ama bunlara maç sonunda gölge düştü. Allah Allah. Evet. Onun için bir tarafta Fenerbahçe'yi desteklemeye gelen genç Fenerbahçeliler grubu, diğer tarafta Edirne Spor'u desteklemeye gelen Batıkale grubu. Maç sonunda inanılmaz kavgalar, biber gazları, çoluk çocuk korktu, bayanlar korktu. Zaten iki dakika kala da
maç bitti. Bu tür eylemleri... Yani sonuç? Sonuç zaten 69-59 Fenerbahçe galipti. Ki Edirne Belediyesi, Edirne Spor bu bütçeyle inanılmaz işler yapıyor. Fenerbahçe zaten bizim rakibimiz değil. Ama Edirne Belediyesi, Edirne Spor gibi Türkiye Basketbol, Bayanlar Basketbol Ligi'nde ilimizi temsil eden bir takım buraya Fenerbahçe'yi getiriyor, Galatasaray'ı getiriyor, işte Beşiktaş'ı getiriyor, Abdullah Gül Üniversitesi'ni getiriyor ki bunlar Avrupa Bayanlar Basketbolu'nda inanılmaz başarılar yakalayan şampiyon olan takımlar. Yakın takımlar oraya yani. Tabii yani. Şimdi Fenerbahçe takımı Avrupa şampiyonu olmuş. Evet. İşte Galatasaray takımı Avrupa şampiyonu olmuş. Bu takımları burada bize seyrettirme imkanı sunuyorlar ki çok iyi bir şey. Bence esas düşünmesi gereken hep iki takım takımın taraftarının da çok uçlarını ne spor salonlarına ne de futbol sahalarına kesinlikle bir yönünü bunları oraya koymamak lazım. Yoksa oraya gelen bayan ve çocuk seyirciler bir daha bu maçlara gelemeyecekler. Hocam yerden gördüler haklısın. Ben de gerçekten de çok üzüldüm. Bu artık bunu bir taraftan seyredeceğiz çünkü bu kadar ileri gitti basket. Eskiden beri aslında basket edilince ayrı bir özelliği olan bir spor dalıydı ama şimdi bu sonuçları gördükten sonra çünkü baskette on park önemli bir şey değil. Değil hocam. Bir dakika içinde bile on parkın değiştiğini her çok şey, gördük. Orada bir saniyenin bile çok önemli. Evet, çok önemli var. Evet. Evet o hocam. Diğer branşlar gibi değil. Hocam bir bakıyorum saatime. Saatimiz 5 dakikası geçmiş. Onun için yönetmenlerimizden de rica ediyorum. 45 dakikalık bizim süremiz var. 45 dakikaya daha çok inşallah ilave ederler bize. Böylece hepsinin de bu güzel sohbeti izleyicilerimiz tarafından dinlenmesini arz ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere. Sizlere, arkadaşımla birlikte, değerli hocamla birlikte sevgilerimize, saygılarımızı sunuyoruz. Hocam sen de bir şeyler söyle. Evet, bizi dinleyen tüm seyircilere iyi haftalar diliyorum. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Sağ olun.